Selamlar. Fularlanız online. Bu sefer bir gündem konuşma yok. Direkt sinemaya geçiyorum. Yakın zamanda izlediğim filmlerden biri olarak Çingeneler zamanına bir değinmek istedim. Yönetmeni Emir Kusturica ya da Kusturica. Buna benzer bir ismi var. Kusura bakmayın. Tam söyleyememiş olabilirim. Ve yanlış hatırlamıyorsam ödüllü de bir film. Biraz uzun. 4,5 saat kadar bir film. Utanmamış böyle. Çekmiş de çekmiş. Buldu tabii düşük bütçeli bir filmi. Çek adam çek. Öyle bir film. Ama sarıyor. 4,5 saatin nasıl geçtiğini anlayamayabiliyor insan. Sadece bir iki kere acaba nerede kaldık, sonuna daha var mı diye baktım. Ki bu da benzer filmlerde az bir sayı. Hollywood filmlerinde hiç bakmazsın zaten. Hani her şey bellidir orada. 2 saati akıcı şekilde geçirmeye çalışırlar. Ama onlarda kalite yok. Sarmıyor, hiç sarmıyor neredeyse. Artık alışmışım bir de senaryo yapısına falan Amerikan filmlerinin. Bakıyorsun, filmin başında gözüken bir şey sonunda parlıyor. Filmde hiçbir şey boş geçmiyor, her şeyin bir olayı var. Zaten aynı senaryo tipini yaklaşık bir 100-150 filmde daha görmüş oluyorsun ve bir zaman sonra öylesini izlemeye başlıyorsun Amerikan tipi filmleri. Tabii ki birkaç yönetmen hariç ama çoğunlukla böyle. O yüzden son zamanlarda Avrupa filmlerine sardım. Özellikle 1980 ile 2000 arasında olanlara. Çünkü daha özgürler, daha az kalıplar içinde çekiyorlar filmleri. Bu da onları daha ön plana koyuyor. Kusturica'nın da birkaç filmine sardım. Bir de filmin şöyle bir özelliği var. Film Çingenece. Bilmeyenler için söyleyeyim. Evet, Çingenece diye bir dil var. Hatta alt dilleri falan da var. Romence miydi neydi? Birkaç tane de alt dilleri var. Bilmiyorum, günlük hayatta Çingene mahallesine girmem ama sanatta, sinemada Çingene filmlerine bayılıyorum ben. Türklerde de Dansöz diye bir film var. O da öyledir. Hatta çok garip bir bilgi. Savaş Ayı'yı bilirsiniz. Meşhur savaş gazetecimiz. Onun o filmde sevişme sahnesi var. Hatta şeyle böyle. Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği kızla. Dedim ne alaka ya. Bir insan neden Savaş Ayı sevişme sahnesi yazar bilmiyorum. Temalarını şu yüzden seviyorum ben Çingene filmlerinin. Şimdi Çingeneler gittikleri her yerde bulundukları toplumda dışlanmış bir topluluk. Haliyle kendi kültürlerini koruyabiliyorlar. Şu an Avrupa'daki Çingene'ye baktığında da, Türkiye'deki Çingene'ye baktığında da, Asya'daki Çingene'ye baktığında da yakın temalar olduğunu görürsünüz yaşantılarının. Bulunduğu toplumdan biraz etkilenmiş oluyorlar genelde. Onun iyi yanı oluyor. Sanki bambaşka bir kültürü, bambaşka bir coğrafyayı tanımış oluyorsun onlarla. Mesela modern toplum artık öyle değil. Kadıköy'deki bir aile ile Almanya'daki bir aile, Los Angeles'taki bir aile birbirine büyük oranda benziyor. Ki dip dibe bile değiliz yani. Hikayeyi ele alacak olursak, biraz spoiler versem mi vermesem mi, spoilersız biraz zor olacak gibi. Yine de spoilersız konuşayım. Perhan diye bir ana karakter var. Azra diye bir kızdan hoşlanıyor. Azra ile bunlar yokluk içinde ve bulundukları yokluktan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu yüzden Perhan, yanlış hatırlamıyorsam Ahmet diye bir adamla İtalya'ya kaçıyorlar. Kaçıyorlar dediğim orada dilencilik işleriyle uğraşacaklar. Onun Ahmet'le ilişkisi ve Perhan'ın köyüyle ilişkisi ele alınabilir. Aslında böyle tam bir konusu da yok gibi yani. Konuyu versem spoiler olacak, veremiyorum. Ama Çingene yaşantısını bize çok güzel yansıtıyor diyebilirim bu filmde. İşin içine para girdiğinde nelerin olabildiğini çok güzel gösteriyorlar. Ayrıyeten Avrupa'daki Çingeneler hakkında da bilgi ediniyoruz. Mesela bu filmde şunu öğrendim ben. Avrupa'daki Çingenelerin birçoğu Müslüman. Osmanlı döneminde bunlar sahipsiz olduğu için Müslüman olmuşlar. O yüzden isimler de Müslüman ismi. Mesela Ahmet, Azra, Zabit, Perhan. Hatta bugün Balkanlara gittiğinde birçok Çingene ile Türkçe konuşabiliyormuşsunuz. Bunu öğrendim. Bu da ilginç bir bilgi bana kalırsa. Ayrıca Edellezi diye bir şahane şarkıyı keşfetmiştim. Arada yayınlarda falan açıyorum zaten. Yayınları takip edenler bilir. Hıdrellez üzerine bir şarkı. Batı sinemasından sıkıldıysanız ve biraz daha bölgesel sinemalar izlemek istiyorsanız Batı dışındaki, Çingeneler zamanı gayet güzel bir film. Tavsiye ederim. Tabii ki Kusturica ya da Kusturica'nın diğer filmlerine de bakabilirsiniz. Kendisi ödüle doymayan bir yönetmen olduğu için bayağı bir sağlam filmleri var. Yugoslavya'nın Nuri Bilge Ceylan'ı olarak düşünebilirsiniz. Çok kaliteli içerikleri var. Tavsiye ettiğim bir yönetmendir. Bu konu hakkında da böyle kısaca bir konuşayım dedim. Biraz da filmler üzerine açılmak istiyorum. Şu an hani mükemmel bir film anlatıcısı değilim ama 5-6 içerik sonra çok daha güzel bir şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Sizin varsa bu
tarz önerdiğiniz filmler, Marvel filmleri haricinde? YouTube'da anlatıyoruz ya illa Marvel filmi tavsiye ediyor ya, utanmadan. Ya da saçma sapan aksiyon filmleri haricinde kaliteli sinemalardan tavsiyelerde bulunabilirsiniz dostlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.